Efendim Samsun Nabzı'nın ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Muhsin Yıldırım, Doktor Muhsin Yıldırım bu akşam konuğumuz olacak. Kızılay'ı biraz konuşacağız. Türk Kızılay'ı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü. Evet. Muhsin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Samsun'da önemli bir Kızılay adına önemli bir gelişme oldu. Bunu hem izleyicilerimizle paylaşalım istedik hem Kızılay'ın toplumdaki yerini biraz daha pekiştirmek açısından yaptığınız faaliyetlerden bahsedelim istedik. Evet. 9 Eylül 1959 yılında ilk defa Samsun'da kan merkezi. Ülkemizin 3. kan merkezi. 3. kan merkezi oluşturuldu. Bugün de 9 Eylül 2015. Kuruluşun 56. Samsun açısından evet. Özellikle bu önemli. Şimdi bugün ne oldu? Siz nasıl bir yerde bu faaliyetleri yürütüyorsunuz? Üzerinde uzun zamandır çalışıyorsunuz ama bugün hayata geçirdiniz. Açılışını Kızılay Haftası'nda yapacaksınız. 29 İnşallah. Ekim'de yapacaksınız galiba. Onunla ilgili haberimizi dilerseniz izleyelim. Ondan sonra sizle sohbetimize devam edelim. Canik'te açılan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin tanıtımı basın mensuplarına verilen kahvaltı programıyla başladı. Ardından Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Mustafa Keskin ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Muhsin Yıldırım bir sunum yaparak genel çalışmalar ve kan merkezi hakkında bilgiler verdi. Türkiye Kızılay Derneği tanıtım toplantısına Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Mustafa Keskin ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin müdürü Doktor Muhsin Yıldırım, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Ertuğan, Haberaks Televizyonu Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz, Haberaks Televizyonu Programlar Koordinatörü Sinan Sallabaş ve basın mensupları katıldı. Samsun'da İlk kan merkezinin 9 Eylül 1959'da açıldığını söyleyen Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Muhsin Yıldırım, tanıtım toplantısını ilk kan merkezinin açılışının yıl dönümünde yaptıklarını ifade etti. Gözüken resim bugün Ankara'da Kızılay Meydanı'na ismini veren Kızılay'ın o meydandaki eski hizmet binası. Toplantının sonunda Kızılay'ın faaliyetlerinin tanıtımına katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür plaketi takdim edildi. Evet değerli izleyiciler, bugün önemli bir gündü dediğimiz gibi Kızılay açısından. Sizin sunumunuz da vardı Muhsin Bey. İsterseniz Türk Kızılay'ı ile ilgili konuşalım. Samsun'u konuşacağız ama genel anlamda Türk Kızılay'ının ne zaman kurulduğu ile ilgili bilgi verelim. Ve hangi alanlarda faaliyet yürüttüğü ile ilgili de izleyicilerimize bilgi verelim. Buyurun. Efendim öncelikle bizleri programımıza konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Tabii son günlerde artan terör olayları hepimizi derinden üzdü. Hele son birkaç gündeki bunların zirve yapması bizdeki acıyı daha da artırdı. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine sabırlar diliyoruz ve milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin ortak temennisi
terör olaylarının bir an önce bitmesi maalesef. Ve ülkemizin bu terör lanetinden bir an önce kurtulması. İnşallah dileklerimiz kabul olur. Evet efendim, bugün bizim açımızdan Türk Kızılay'ın Samsun'daki hizmetlerinden bir tanesi olan kan hizmetleri açısından önemli bir tarihti ama Türk Kızılay'ı 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmuş ve 148 yıldır dünyadaki tüm insanlığa diyelim hayırsever milletimizin uzatmış olduğu merhamet eli. Nerede bir insan acısı varsa dil, din, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin, çünkü gözyaşının rengi yoktur düşüncesiyle yüreğindeki insan sevgisi dolu milletimizin oraya uzattığı merhamet eli olaraktan hizmetlerine devam ediyor. Tabii Kızılay birçok alanda hizmet üretiyor ve hizmet ürettiği sahalardan bir tanesi de kan hizmetleri, faaliyetleri. Evet. Kan hizmetleri faaliyetlerine Kızılay nasıl başlıyor? Onunla ilgili hususta da ilk defa 5 Şubat 1953 yılındaki Umumi Merkez Heyeti'nin toplantısında Kızılay Genel Başkanı Reşat Belger, Profesör Doktor Reşat Belger bir öneri getiriyor. Kurumun benzer şekilde yurt dışında da Kızılaç organizasyonlarının kan hizmetleri faaliyetleri yürüttüğü ve ülkemizde de bu alanda bir hizmet üretilmesine ihtiyaç olduğu, bu alanda da Kızılay'ın kan yardım teşkilatı kurmasının isabetli olacağı ve bunun milletimizin menfaatine, ülkemizin menfaatine olacağı, ama kurulacak bu organizasyonun çok da meşakkatli, zor olacağını, evet. Galiba en çok da donörleri oluşturma, evet, konusunda sıkıntılarla karşılaşacağını dikkat çekiyor galiba. Dikkat çekiyor, çünkü en önemli unsur kan bankacılığı biliminde kan bağışçısı. Çünkü siz son derece modern binaları inşa etseniz de eğer kan verecek bağışçı bulamaz iseniz yapacağınız tüm çalışmalar boşuna. Bugünkü sunumda çok dikkat çekici bir şey söylediniz. Her 45 saniyede mi? 4,5 saniyede. Her 4,5 saniyede bir kana ihtiyaç oluyor. Türkiye'de, evet, Anadolu'da, evet, ihtiyaç, evet, duyuluyor. Evet, bu, evet, çok ciddi bir istatistik. 4,5 saniyede. 4,5 saniyede bir. Ve bu insanların bu kan ihtiyaçlarını bulabilecekleri sanıyorum. Yasalarla da bu çerçevelendi artık. Belki geçmişte biraz daha farklıydı ama şimdi Kızılay'dan başka bu kanın bulunabileceği, temin edilebileceği yerler yok bildiğim kadarıyla. Evet, 2005 yılı 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı ülkemizde kan temini noktasında yaşanan sorunları çözmek adına Türk Kızılay'ını yetkilendirdi. Tekelden topladı. Evet. Tabii Türk Kızılay'ı özel bir kuruluş anladığım kadarıyla. Yani bir kamu kurumu gibi de algılayamıyoruz. Çünkü gönüllülerden oluşan bir sivil toplum örgütü. Evet. Kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Tabii insanlarımız Türk Kızılay'ını bir kamu kurumu olarak görürler ama Kızılay'ın teşkilatlanması, yapılanması tamamen gönüllülük esasıyladır. Bu çerçevede de Kızılay sivil toplum kuruluşu olaraktan özerk, kendine ait bir tüzüğü olan ve tüzüğünde belirtildiği şekilde yapılan ve yönetilen bir kurumdur. Tabii Türk Kızılay'ı Cumhurbaşkanımızın himayelerindedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın himayesinde. İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız kurumumuzun fahri başkanlarıdır. Peki bu gönüllü çalışan, gönüllülük esasıyla siz aynı zamanda hekimsiniz. Uzman kişiler var, çalışanlar var. Sonra bugünkü sunumda daha da belirgin ortaya çıktı, önemli ve dünya standartlarında kan alma merkezleri oluşturuyorsunuz. Burada ciddi teknolojik yatırımlar yapılıyor. Çalışan insanların ücretleri var. Bunları nasıl finanse ediyorsunuz? Efendim şöyle, bizler kurumun profesyonel çalışanlarıyız. Kurumumuzdaki şubeler yapılanması, şube yönetimleri, genel merkezdeki yapılanmamız, yönetim kurulumuz. Buradaki kişiler gönüllülük esasıyla çalışırlar. Bunlar kuruma herhangi bir ücret almazlar. Evet. Bizler yönetimimizin almış olduğu kararları icraata dönüştürme noktasında kurumun profesyonel çalışanlarıyız. Biz yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kurum tarafından ücretli olarak çalışırız. Böyle bir yapılanmamız var.
Tabii kan hizmetleri alanında bu karar alındıktan sonra Kızılay'ın kongresinde kan yardım teşkilatının kurulması kararlaştırılıyor. Sonraki süreçte eğitim alınması, çünkü ciddi bir yapılanma gerekiyor. Eğitim alınması için yurt dışına, İngiltere'ye ve Amerika'ya doktorlar gönderiliyor ve ilk defa 1957 yılında Ankara'da ve İstanbul'da Kızılay ülkemizin ilk modern kan merkezlerini kuruyor. Takip eden süreçte Samsun ülkemizin 3. kan merkezinin açıldığı şehir. 9 Eylül 1959 tarihinde ülkemizin 3. kan merkezi Samsun'da açılıyor. Arkadaşlarımız o görüntüleri de şimdi aynı zamanda bizimle paylaşacaklar. Sanıyorum eski adliye binasının doğrudur. Birinci katında o zaman hizmete açılıyor binamız. Bu süreçte de tabii Kızılay bu teşkilatın kuruluş aşamasında da vermiş olduğu önemli ayrıntılardan bir tanesi olan kan bağışçıları bulma noktasında bir kan bağışı organizasyonu oluşturuyor. Toplumun düzenli ve gönüllü kan bağışçısı olması adına çalışmalar yürütmeye başlıyor. Ve tabii bu çalışmalar meyvesini vermeye başlıyor. Hem devlet büyüklerimiz tarafından hem kamuoyunda kanaat önderi olan kişiler tarafından bu çalışmalar ciddi bir şekilde kesinlikle kampanyaya destek veriyorlar. Destekleniyor ve toplumda bir kan bağışı bilinci oluşmaya başlıyor. Siz yeterli buluyor musunuz? Bununla ilgili bazı veriler paylaştınız bizimle bugün ama gönüllü kan bağışçısı seviyesi dünya standartlarında nedir? Türkiye'de nedir? Samsun'da nedir? Bunu nereye taşımaya çalışıyorsunuz? Hemen kısaca tarihsel durumdan söz edip bu sualinize de cevap vermeye çalışayım. Tabii bu çalışmalar devam ederken tabii sağlık hizmeti yaygınlaşıyor. Her yerdeki ihtiyacı karşılamaya yönelik mevcut merkezler ve alınan kan bağışları yeterli gelmiyor. Bu süreçte tabii sağlık kuruluşlarının, hastanelerin, özel hastanelerin, üniversite hastanelerinde kan merkezleri kuruluyor. Evet. Ve buradaki merkezler kan bağışçılarını bir kan bağışçısı organizasyonu değil de kan teminini hasta yakınları üzerinden sağlamaya başlıyorlar. Eğer sizin hastanızın tedavi sürecinde kana ihtiyacı varsa, kaç ünite kan gerekliyse size diyorlar ki o kadar kişi getirin, biz de hastanızın kan ihtiyacını karşılayalım. Tabii bu durum gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazanmaya sekte vuran bir durum. Gelişen süreçte tabii bakın 1957'de kan hizmetleri faaliyetlerine başlanıyor ve ülkemizdeki ilk kan ve kan ürünleri kanunu 1983 yılında yayınlanıyor. Bu kadar boşluk olmasının sebebi nedir? Tabii o zaman sağlık hizmetleri bugünkü kadar her tür çalışmanın, her tür operasyonun yapılabileceği değil. Teknolojinin gelişmişliğiyle de bunu karşılaştırabilirsiniz. Ve bu süreçte ilk kanunla beraber bir bu alanda yürütülen çalışmalar disiplinize ediliyor. Hepimizin malumudur, Yeşilçam filmlerine de konu olmuştur. Radyoda anons olur ve o anonsu dinler kişiler giderler, kan verirler ve bundan bir ücret alırlar. Yani bu anlamda kan simsarlığı bile meydana gelmiştir. Geçmiş yıllar açısından düşünüyoruz. Tabii gelişen bu süreçte baktığımızda kan bankacılığı açısından kan merkezlerinin işte Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, Kızılay'ın olması, bunların birbiri arasında bir entegrasyonun olmaması, hasta yakınlarının özellikle kan temin noktasında yaşadığı sorunlar, bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyordu. Yani güvenli kan temini noktasında bir eylem planı ya da bir bakış açısı değişmesi gerekiyor galiba. Bunu da ülkemizde yapabilecek en etkin kurum Türk Kızılay'ıydı. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda 1 Haziran 2005 tarihinde Kızılay'ı bu sorunu çözmek adına yetkilendirdi. Hmm. Ve Kızılay ülkemizde kan temini noktasında yaşanan sorunları çözmek için güvenli kan temini programını uygulamaya koydu. Bu programın getirisi ne olacaktı ve program nasıl işleyecekti? Bu program neticesinde toplumda ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede
düzenli ve gönüllü kan bağışçısı kazanılacak. İnsanlara kan bağışı konunun niçin yapılması gerektiği anlatılacak ve ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede düzenli ve gönüllü kan bağışçısı kazanılacak. Evet. Bu bağışçılardan alınan kanlar günümüz teknolojisiyle gerekli laboratuvar testlerinden geçirilecek, bileşenlerini ayrıştırılacak ve tüm sistem izlenebilirlik açısından kayıt altına alınacak. Otomasyon sistemiyle kayıt altına alınacak ve sistem hem ulusal hem uluslararası kalite programına tabi tutulacak, uyum sağlayacak. Programın getirisi şu: ülkenin neresinde bir sağlık kuruluşunda tedavi sürecinde kana ihtiyaç duyuyorsa onun ihtiyacı hiçbir sorun yaşanmadan karşılanacak. Hem de ücretsiz. Bu toplumda bir de evet, geçmiş dönemin getirmiş olduğu bir algı var. Onu da düzeltmekte fayda var. Ve bunların hepsini Kızılay ücretsiz yapıyor. Verilen evet, hizmetlerle ilgili hasta ve hasta yakınlarından hiçbir ücret talep edilmeyecek. Şu an maalesef toplumda yanlış bir yıkmaya çalıştığımız algı var. Kızılay kanı parayla satıyor. Kızılay yapmış olduğu kan hizmetleri dolayısıyla hiçbir hasta, hasta yakından tek kuruş ücret talep etmez. Ve özellikle vurguluyoruz. Sağlık kuruluşlarında şu şekilde duyumlar geliyor bize: bizim hastamıza kan kullanıldı ve bizden bununla ilgili sağlık kuruluşlarından ücret talep ettiler. Hiçbir sağlık kuruluşunda kan ve kan ürünü kullanılması dolayısıyla hasta ve hasta yakından tek kuruş ücret talep edilemez. Çok ağır bir müeyyidesi var bildiğim kadarıyla. Bununla ilgili eğer bir sağlık kuruluşu talepte bulunuyor ise hasta yakınları gitsinler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık İşleri Başkanlığı'na, evet, İl Sağlık Müdürlüklerine şikayette bulunsunlar. Ciddi cezai yaptırımları var. Tekrardan ifade etmek istiyorum, özellikle vurgulamak istiyorum. Türk Kızılay'ı vermiş olduğu kan hizmeti faaliyetiyle ilgili hasta ve hasta yakınlarından tek kuruş ücret talep etmez. Hiçbir sağlık kuruluşu da hastasına kan kullanıldı diye ücret hasta talep, yakınlarından ücret talep edemez. Edemez. Peki güvenli ve düzenli kan bağışçısı olması için bir kişinin ne olması gerekiyor? Yani hangi özellikleri taşıması gerekiyor ya da sizin bu konudaki performans kriteriniz nedir? Efendim, kan bağışının karşılıksız olması lazım. Buradaki temel amacın hiç tanımadığı kişilerin hayatını kurtarmak da ilgili olduğunu diyecek. Evet. Bunun için hiçbir beklentisi olmayacak. Karşılıksız olacak. Ve kan bağış noktasında kişi gönüllü olacak. Evet. Ve bu kişilerin düzenli bir şekilde kan bağışında bulunmasını istiyoruz. Yaş aralığı 18-65 galiba. Evet, ülkemizde yasal olarak kan bağışında bulunabilecek yaş aralığı 18-65 yaş arasındaki, 50 kilogramın üzerinde olan herkes resmi kimlik belgesiyle beraber kan bağışında bulunmak için müracaat edebilir. Edebiliyor. Evet. Peki erkekler ne kadar periyotlarla kan bağışında bulunabiliyor ve kadınlar ne kadar periyotlarla başvurabiliyorlar? Erkekler 3'er aylık periyotlarla yılda 4 defa, kadınlar 4'er aylık periyotlarla yılda 3 defa kan bağışında bulunabilirler. Özellikle ekranları başındaki izleyicilerimizle de bu vesileyle bir hususu daha paylaşmak istiyorum. İlk olarak kan ve kan ürünleri kanunumuz 1983 yılında yayınlandı demiştim. Tabii daha sonraki gelişen teknoloji ve bununla birlikte günümüzün modern imkanlarıyla beraber mevcut kanunun güncellenmesi ihtiyacı doğdu. Bu çerçevede de Avrupa Birliği standartlarında, yani orada Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kan hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesinde hangi kriterler ve şartlar geçerliyse biz de kanunumuzu bu çerçevede revize ettik. 2007 yılında kan ve kan ürünleri kanunumuz yeniden yayınlandı. Bu çerçevede de 2008 yılında kanun kapsamında kan ve kan ürünleri yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelik kapsamında da 2009 yılında ilk ulusal kan ve kan ürünleri rehberi yayınlandı. Daha sonrasında rehberimiz 2011 yılında revize edildi. Şu an ekranları başındaki izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Kan hizmetlerinin yürütülmesindeki tüm standartları bu rehbere göre vermek zorundayız. Bu rehberde her şey tanımlanmıştır. Yani kan merkezindeki çalışacak kişinin niteliğinden, oradaki kullanmanız gereken alet edevat, bunların standartları, çalışmanız gereken test yöntemleri,
izlenebilirlik açısından neler yapmanız lazım? Kimlerden kan bağışı kabul edebilirsiniz, kimlerden edemezsiniz gibi. Yani işin bütün ayrıntıları ulusal kan ve kan ürünleri rehberinde tanımlanmıştır. Bizler de bu rehbere göre faaliyet yürütmek durumundayız. Bu rehbere göre bizler ruhsatlandırılırız. Ruhsatlı merkezler olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı merkezler olarak faaliyetlerimizi yapabiliyorsunuz ancak. Peki alınan bağışlar hangi testlere tabi tutuluyor Muhsin Bey? Şimdi kan bağışı noktasında siz 40 defa bağışta da bulunsanız, 41. bağışınızı yaptığınızda da yine sizden her seferinde kan grubu, alınan kanda kan grubu tespit edilir. Sonraki aşamada kan yoluyla bulaşıcı hastalıklar dediğimiz hepatit virüsleri, hepatit B, hepatit C virüsü, yine HIV virüsü ve frengi hastalığı açısından bu kanlar tarama testlerinden geçerler. Tabii ki. Bu testler neticesinde eğer bizim almış olduğumuz kanda bir hastalık tespit edersek, bu kanı veren bağışçıya biz gizlilik esasıyla bir geri bildirimde bulunuyorsunuz. Geri bildirimde bulunup yüz yüze görüşmek üzere davet gönderiyoruz. Yani o yapılan bildirimde sizde şu hastalık vardır gibi bir bilgi verilmiyor. Görüşmeye davet ediyor. Sizde almış olduğumuz kanda yapılan çalışmalarda bir hastalık bulgusuna rastlandı. Ve bu çerçevede daha detaylı bilgi vermek için en yakın merkezimize davet ediliyor kişi. Yüz yüze görüşmeyle kendisindeki durum anlatılıyor, bilgilendirmesi yapılıyor ve sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. İşte belki farkında değilse bile aslında bu vesileyle tabii ki bu durumu öğrenmiş oluyor ve belki de kısa bir süreçte hemen tedavisine müdahale edilmesine sebebiyet veriyorsunuz. Peki toplumda bazen konuşuluyor, gündeme de geliyor. Bir yanlış algı daha var galiba. Yani Kızılay'dan bağışlanan ya da Kızılay'ın ihtiyaç duyulan kanı temin eden kişiler problemli olan bir kanı almışlar gibi bir algı yaratılabiliyor. Bu Kızılay'dan almış olduğu kandan şu hastalığı kaptı. Şu hastalığı kaptı gibi mesela, değil mi? Bunun aslında nedir? Nasıl algılamak lazım bunu? Şimdi efendim özellikle şu hususta vurgulamak istiyorum. Biz kan bağışı noktasında kan bağışı için müracaat eden her kişiyi kan bağışı ile ilgili bir formumuz var. Öncelikle bir bilgilendirme formumuz vardır. Burada kan bağışı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ve hangi durumlarda kan bağışının yapmaması gerektiği, kanunla ilgili, kan bağıştan sonra neler yapması gerektiği ile ilgili bağışta bulunmak için gelen kişiye bir bilgilendirmede bulundu. Bu kişinin iradesiyle oluşan bir şey galiba. Tabii ki. Onun doğru ve bir şey. Bu bilgilendirmeye karşın bilgilendirme yapıldığına dair kişinin imzası alınır. Daha sonraki süreçte kişinin iletişim bilgileri, kimlik bilgileri alınır ve kişiye dünya standartlarında olan bu kan bankacılığı biliminin ortaya koyduğu kan bağışında kanun bize şunu emreder. Kanın alınmasında ve o kanın bir hastaya kullanılmasında, kan bağışlayacak kişinin ve o kanı alacak olan hastalığın sağlığının korunması esastır denir. Yani siz kan bağışını kabul ederken hem bağışçının sağlığını tehlikeye atamazsınız, hem de o kişiden almış olduğunuz kanı bir kişiye verirken sorumluluk taşıyorsunuz. Bu vesileyle neticede kan bağışı kabul edilebilmesi için belli kriterler vardır. Örnek veriyorum, sizin kan değeriniz düşükse sizden kan bağışı kabul edemeyiz. Çünkü alırsak size zarar veririz. Ama sizde kan yoluyla bulaşabilecek hastalık açısından bir risk taşıyorsanız ve bunu da beyan etmiyorsam ben ve sizden tespit etme şansım bu şekilde yok kan bağışı kabul edersek bu sefer bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Bu da olmaz. Ve bu çerçevede kan bağışı kabul edilir. Ve kişiler, bunu da özellikle vurgulayayım, TC kimlik numarası üzerinden kayıt edilirler. Örnek veriyorum, bir kişi müracaat etti ve bu kişi yapmış olduğu beyanda şunu söyledi. Ben son bir yıl içerisinde riskli bir cinsel davranışta bulundum. Bu kişi o sisteme geçici olarak red edilir. O bir yıllık süre dönünceye kadar. Ve kayıt edilen kişi ülkenin hiçbir yerinde gidip kan bağışında bulunamaz. Çünkü TC kimlik numarasından girildiğinde
o kişiye sistem randevu vermez. Bu kişinin sistemde reddi vardır. Kan bağışı kabul edemez. Tabii biz bunların hepsini yaparken kan bağışını neye göre kabul ediyoruz? Beyana göre kabul ediyoruz. Çünkü kişi burada da bir beyanda bulunuyor ve bulunmuş olduğu beyanı da ıslak imzası da imzalıyor. Bu formları da yasal olarak 30 yıl süresince saklama zorunluluğumuz var. Bugün yeni hizmet binamızı birlikte gezdik. Büyük bir arşiv oluşturduk. Bu formlar orada 30 yıl süresince saklanmak zorunda kanun gereğince. Şimdi kanun şunu söylüyor. Eğer bir kişi kendisinde riskli bir durum varsa, yani hastalık riski varsa ve bu durumu bilip bunu saklayarak kan verirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yani biz o zaman ne yapıyoruz? Kanı beyana göre alıyoruz. Ve kişinin beyanını da doğru kabul edip işlem yapıyoruz. Bu çerçevede almış olduğumuz kanları da az önceki belirtmiş olduğum testlerden kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklar arasında test ediyoruz. Ve her aldığımız kandan da örnek olarak şahit numune dediğimiz bir kan örneğine en az 1 yıl saklama zorunluluğumuz var. Bu çerçevede biz kanı aldık, gerekli testlerden geçirdik ve her şey uygun. Ne yapıyoruz? Biz sağlık kuruluşlarına bu kan ürünlerini gönderiyoruz. Ancak bugün maalesef bilimin de hani çaresiz kaldığı bir durum diyeyim. Pencere dönemi dediğimiz bir dönem var hastalıklarda. Pencere dönemi şu: bir kişinin vücuduna hastalık etkeni bulaştığında bu etkenin yapılan testler ile tespit edilebilmesi için bir sürenin geçmesi lazım. Kuşkusuz. Yani bu, 8 ay sonra oluşabilecek bir hastalığı bugünden tespit etme gibi bir teknoloji henüz yok galiba. Şu an zaten modern kan bankacılığı bilimi dünyada neyi uyguluyorsa Türk Kızılay'ı da onu uyguluyor. Ve bu pencere döneminin kısaltan, yani pencere döneminde hastalık etkenini daha kısa sürede tespit eden test yöntemleri var. Biz onu uyguluyoruz. Ama bu yöntemlerde de risk, hani bu pencere dönemini tamamen sıfırlayacak bir yöntem yok. Bunun için de en güvenli kan gönüllü ve düzenli bağışçıdan alınmış olan. Niye? Çünkü onun bir testlerden beklentisi yok. Evet. Yani bir zorluğu yok. O yüzden kendisinde olan durumu ifade eder ve kan bağışından kendisini uzak tutar. Böyle bir hususta. Biz bu süreçte almış olduğumuz, testten geçirdiğimiz kanda bağışçı eğer bize beyan anlamında bir yanlış beyanda bulunmuşsa o kişinin kanını bir hastaya verip ondaki bir hastalığı da ona bulaştırma riskimiz var. Bu tüm dünyadaki kan bankacılığı biliminde olan bir şey. Peki bu önemli bir konu. Bunun için orada herkesin son derece samimi olması lazım. Ahlaklı, vicdanlı bir şekilde ve samimi olması gerekiyor daha doğrusu bunu yapması için. Biz kimseyi yani özel yaşantısıyla, düşüncesiyle zaten yargılamıyoruz. Bunu yaparken de zaten kişilerle hekimlerimiz özel yüz yüze görüşür. Bu durumu anlatırsa, bu duruma istinaden bizler bu formları da saklarken biz bunları gizlilik esasıyla saklıyoruz. Yani hiç kimsenin bilgisini bizim deşifre etme imkanımız yok. Niye? Çünkü kanun bir de kişi, tabii diyor ki siz kişiye ait bilgileri, verileri üçüncü kişilerle paylaşamazsınız. Peki, saklama zorunluluğumuz var. Peki bu sayı Türkiye'de nedir? Gönüllü ve düzenli kan bağışlayıcı sayısı Türkiye'de nedir? Samsun'da nedir? Şimdi efendim biz Ulusal Güvenlik Kan Temini programını başlattığımız 2005 yılında ülke genelinde 345 bin civarında kan bağışı topluyorduk. Geçtiğimiz yıl itibariyle ülke genelinde 1.860.000 kan bağışı topladık. Bunu nüfusu oranladığımızda 18-65 yaş arası nüfusu oranladığımızda %3,6 lık rakama tekabül ediyor. Bütün Türkiye'yi söylüyorum. Ülke genelinde, evet. Ülke genelinde. 3,6 rakama tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerdeki bu oran nüfusun %5'i. Beşi. Yani bizim o 1,4'lük o açığı da tamamlamamız. Yani gerekiyor. Nüfusu oranla alacağımız mesafe var. Evet. Samsun'da? Ülkemizdeki değer neyse bizde Samsun'da de o. Evet.
yapıyorsunuz? Peki. Bugün bir bilgi paylaşmıştım. Yani bizim sorumlu olduğumuz Orta Karadeniz bölgesi Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini içeren bölge. Bu bölgede de yaklaşık 3 milyonun üzerinde yaşayan insanımız var. 18-65 yaş arası kan bağışlayacak nüfus da 2 milyon civarında. Yani 2 milyonun %5'lik kısmı 100 bin yapıyor. Düzenli bağışçı olsa, ifade ettim, erkekler 3'er aylık periyotlarla yılda 4 defa, kadınlar 4 aylık periyotla yılda 3 defa kan bağışı yapıyor. Bu kadar gönüllü ve düzenli bağışçıya ulaşırsak hiçbir sorunumuz kalmayacak. Kalmıyor. Peki toplamda Türkiye'de 17 tane farklı bölgede galiba. Bu çalışmalar yürütülürken Türk Kızılayı ülkemizde bir bölgesel yapılanmayla bu çalışmaları yürütüyor ve her bölge kendi sorumluluk sahasındaki kan hizmetleri faaliyetlerini yürütmekte. Şu an 17 bölge kan merkezi ve bölge kan merkezlerine bağlı faaliyet yürüten kan bağışı merkezlerimiz var. Kan bağışı merkezlerimiz gönüllülük esasıyla kan bağışçısı kazanmaya ve gönüllülük esasıyla kan bağışı almaya yönelik çalışmalar yürütüyorlar. O çalışmalar neticesinde alınan kan bağışları bölge kan merkezine gelir. Bölge kan merkezinde gerekli testlerden geçer ve her alınan kan bağışındaki bağış bileşenlerine ayrıştırılır. O alınan bağış kan bileşenlerine ayrıştırılır. Bu biraz popüler bir deyim olduğu için söylüyorum. Aferez kan bağışından kastedilen şey bu ayrıştırma mı yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey. Tabii kan kompleks bir yapı. İçinde farklı görevleri olan hücreler var. Ve tam kan dediğimiz, yani kanın tamamı, bu hücrelerin hepsini içinde bulunduruyor. Bu bileşenlerini siz tam kan olarak aldığınız kanı bir ayrıştırma merkezinde de dönüştürebilirsiniz. Bir de aferez yöntemle yapılan bir bağış var. Aferez kelime anlamı olarak uzaklaştırma demek. Bunda da bağışçıdan alınan kanı özel cihazlar yardımıyla alıyorsunuz. O kanın içerisinde hangi hücreyi toplamak istiyorsanız cihaz onu topluyor. Kalan kısmını bağışçıya geri veriyor. Aferez yöntemle daha çok bilinen trombosit bağıştır, tromboferezdir. Bu yöntemle de bir kişi diğerlerinden daha farklı olarak da bu yöntemle bağışı yılda 24 kez yapabilir. Tromboferez bağışı, yani trombositi yılda 24 defa verebiliyor. Tabii özellikle lösemi gibi kan hastalığı olanlar, kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi görenlerde, hele bir de bizim bulunduğumuz bölge Kırım-Kongo kanamalı hastalığının endemik olarak gözüktüğü bölge, bu hastalığı olan insanlarımızın trombosite ihtiyaçları duyuluyor. Bu insanların ihtiyacını karşılamak için de bizim gönüllü aferez kan bağışçısına ihtiyacımız var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bir de son dönemlerde başladı galiba Türk Kök projesi var. Evet, Türk burada Kök da, projesi. Burada da ne amaçlanıyor? Yani kök hücre analizi mi yapılıyor? Şöyle ifade edeyim efendim. Tabii Türk Kızılayı'nın kan hizmetleri alanındaki güvenli kan temini programının çerçevesinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde bir eksiklik olan ülkemiz açısından kök hücre, yani kemik iliği veri bankasının oluşması adına Sağlık Bakanlığımızla Türk Kızılayı TÜRKÖK projesi adı altında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi bir çalışma başlattı. Bu çalışmadaki Kızılay üzerine düşen şey şu: Kızılay kök hücre bağışçısı olmak isteyen bağışçıların kök hücre bağışı, yani kemik iliği bağışını nasıl yapacağı noktasında onları bilgilendirilecek. Ve bağışçı olmaya karar veren adayın başvurusunu alacak. Bunu da ekranları başındaki izleyicilerimizle paylaşalım. Kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz ve bağışçı olmak isteyen adayın başvurusunu bu formla alıyoruz. Bağışçı olmak isteyen adaydan 3 tane tüp kan örneği alınıyor. Bu kan örneğiyle bir tüple kan grubu tespiti yapılır, bir tüple kan yoluyla bulaşıcı hastalıklar açısından testleri yapılır, bir tüple de kişinin doku tiplendirmesi yapılır ve bu bilgiler veri bankası, kök hücre veri bankasında saklanır. Ve ülkemizde şu an 69 tane
kemik iliği nakil merkezi var. Kök hücre nakil merkezi. Bu nakil merkezinde de tedavi gören ve kemik iliği nakline, hematopoietik kök hücre dediğimiz kemik iliği nakline ihtiyacı olan insanlarımız var, hastalarımız var. Bu insanlarımızın da nihai tedavilerinde nakil bekliyor bu insanlar. Ve geçmiş dönemlerden hatırlayın, işte kampanyalar olur, aileler çaresizdir. İşte hastanın ismi üzerinden kampanya ilik gibi aranıyor yurt şeklinde. Yurt dışına gidilir. Gibi. Bu durumların hepsine çare olabilecek bir proje. Nakil bekleyen hastanın neticede doku analizi yapılmış. Bu hastayla uyumlu bir bağışçı var mı? Sistem üzerinden sorgulaması yapılır. Eğer uyumlu bir eşleşme varsa o kişiye biz tekrardan geri dönüp ulaşıyoruz. O kişiye durum izah edilir. Nakil merkezine yönlendirilir. Yine ücretsiz oluyor bunlar tabii. Kesinlikle. Bu konuda yani bağışçıdan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Tüm hizmetler proje kapsamında gerçekleştirilir. Bağışçıdan kök hücre toplanır ve ihtiyacı olan hastaya ulaştırılır. Kısaca birkaç bilgiyi aktarayım bu konuda. Kök hücre nasıl toplanıyor? İki tane yöntemi var. Bir tanesi ameliyathane şartlarında leğen kemiği dediğimiz kemikten alınması, iliğin alınması. Bir diğeri de normal kan bağışı gibi. Size 5 gün süresince bir aşı yapılıyor. Bu uygulanan ilaç da sizin kemik iliğinizdeki o kök hücrelerin dolaşıma geçmesini sağlıyor. Ve dolaşımda uygun miktarda kök hücre olduktan sonra aferez yöntemiyle yapılan bağış gibi siz o cihaza bağlanıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saatlik sürede o cihaz sizin dolaşımınızdaki kök hücreleri topluyor ve kemik iliği alınmış oluyor. İnsanlarım şöyle düşünmesinler, ben 3 tüp kan örneği verdim, kök hücre verdim değil. Siz sadece bununla veri bankasına kayıt oldunuz. Kök hücre bağışını da biz 18-50 yaş arası vatandaşlarımızdan kabul ediyoruz. Çünkü kök hücre bağışçısı olan bir kişinin 10 yıllık süreçte bir hastayla doku uyumunun olma ihtimali %5. Bu sebeple biz sistemde daha uzun süre kalabilecek adayların olmasını temenni ediyoruz. Şu an için ülkemizde TÜRKÖK projesi başladıktan sonra bu veri bankasına kaydolan bağışçı adayı sayısı 70 bini geçti. Ve proje kapsamında da 5 tane nakil gerçekleştirildi. Evet, tabii daha da hedefimiz TÜRKÖK projesi kapsamındaki kök hücre bağışçısının 500 bin bağışçı adayını sisteme çıkması. Kaydetmek. Peki son bir dakikaya girdik. Özellikle bugünkü sunumda medyaya bir görev üstlenmesi gerektiğini söylediniz. Onunla kapatalım. Yani kan toplamaya ya da kan bağışını daha doğru ifade etmek için nasıl bir anons yapılması gerektiğiyle ilgili dikkat çekici bir söyleminiz olmuştu. Onunla kapatalım efendim. Şimdi kimin ne zaman nerede ne kadar kana ihtiyacı olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Bilemeyiz. Ama biliyoruz ki bu ihtiyaç var. Evet, her 4,5 saniyede bir kan ürününe ihtiyaç oluyor. Evet. Şimdi bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de kanın tek kaynağı insan. O zaman gönüllü ve düzenli bağışçıya ihtiyacımız var. Biz ne kadar modern hizmet binaları yapsak da, en son teknolojik cihazlarla oraları donatsak da, kan bağışçısı olmadıktan sonra yapılan hizmetlerin hepsi boşuna. O yüzden kan bağışının bir toplumsal görev olduğunu düşünüyoruz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi, bir dakika sonra neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Şu an bu programı yaparken bile sağlık kuruluşlarında tedavi olan ve kana ihtiyaç duyan insanlarımız var. Yarın bizim o insanların yerinde olmayacağımızın garantisi yok. Evet. O yüzden bu aşamada bir toplumsal dayanışmaya, toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var. O zaman 18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı resmi kimlik belgeleriyle beraber Türk Kızılayı'nın kan bağışı merkezlerine,
kan alma birimlerine, kan evet. bağışı ekiplerine kan bağışında bulunmaya, 18-50 yaş arasındaki bağışçı kişileri de Türk Yok Projesi kapsamında kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Davet ediyorsun. Bu hepimizin ihtiyacı olabilecek bir husus. Biz neticede bu hizmeti kamu adına yapıyoruz. Evet. Ve siz bağışlayacağınız bir ünite kanla hiç tanımadığınız 3 kişinin yaşam şansı bulmasında vesile oluyorsunuz. Evet. Kan bağışı yaptınız, sizden kanı aldık, bileşenlerini ayrıştırdık ve o kanı bir ihtiyaç sahibi hastaya ulaştırdığımızda size şöyle bir mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki, atış üzerinden diyeceğim, Sayın Deniz Yılmaz, Türk Kızılayı'na bağışladığınız kan ihtiyaç sahiplerine iletilmiştir. Hayat kurtardığınız için teşekkür ederiz. Bundan daha güzel bir duygu yok. Kesinlikle. Ve şu hususta bu vesileyle paylaşayım. Biz aynı zamanda şunu da yapmaya başladık. Her kan bağışçımız adına doğaya da Orman Bakanlığımızda bir protokolümüz var. Bir fidan armağan ediyorsunuz. Sizin adınıza da doğaya da bir tane fidan dikiyoruz. Ne kadar güzel. Bir bağışta 3 can kurtarıyorsunuz ve doğaya da bir tane fidan armağan ediyorsunuz. Umuyorum bu sohbetten sonra izleyicilerimiz bu konunun daha da inşallah ne kadar önemli bir yerde durduğunun farkına varmışlardır. Herkese söylediğiniz gibi kan merkezlerini bekliyoruz. Çünkü evet. 4,5 saniyede bir kana ihtiyaç duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı yeni yerinizin de hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarınızda çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür efendim. Değerli izleyiciler, Muhsin Yıldırım, Doktor Muhsin Yıldırım konuğumuzdu. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü. Kanın hayatımızdaki önemiyle ilgili önemli bir sohbeti gerçekleştirdik. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta Samsun'un nabzında Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Ediz konumuz olacak. Mutlu geceler diliyorum.